yasalar alkolü araç kullanma olayını ikiye bölmüş. Bir, kamu hizmeti yapan sürücüler, bir de özel sürücülük yapanlar. Tabii ki biz bir eğitimci olarak gönlümüzden geçen hiç kimsenin araç başındayken, diğer günlük yaşamda alkol alıp almaması asla bizi ilgilendirmez. Ama araç başındaki alkol alan herkes, özel sürücü olsun, kamu hizmeti yapan sürücü olsun, alkolü araç alan herkes toplumun ortak sorumludur, ortak sorumluluk diye düşünüyoruz. Bu anlamda biz hiç kimsenin alkol almasına taraftar değiliz. Ancak yasalar burada ikiye bölmüş alkol alma olayını. Bir, kamu hizmeti yapanlar ki bunlara 1 miligramla alkol almanın yasaklandığı ve asla alamazlar. Kamu hizmeti sürücülüğü dediğimiz devlet memurları, devlet sadece sürücüleri değil, aynı zamanda bir taksici de buna dahildir, bir kamyoncu da buna dahildir, bir otobüsçü de dahildir. Bunların hepsi kamu hizmeti yürütmektedir. Bunlara alkol 1 gram bile olsa kesinlikle yasaktır. Buna karşı özel sürücülük yapan, yani kendi aracıyla yola çıkan sürücü ise 0.50 promilen dediğimiz ki Sağlık Bakanlığı'nın gördüğü bir ölçüdür. 0.50 promilen ölçüsünü aşmayacak şekilde alkol alabilir. Ama tekrar ediyorum, burada asla biz kimsenin alma taraftarı değiliz. Böylesi bir durumda, gerek kamu hizmeti olsun, gerekse 0.50 promilini aşanlar durumunda bir veya ikinci defa 2 yıl gibi, 6 ay gibi böyle değişik yaptırımlar söz konusu, ehliyetlerinin alınması söz konusu, hatta uzun vadede ehliyetlerinin ihlal edilmesi de söz konusu. Burada bakanlığın, gerek İçişleri Bakanlığı, gerek Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü bir formül, o da şu ana kadar psikoteknik dediğimiz, yani sürücü belgeseli alındıktan sonra gidip psikoteknikte rapor almaları şeklinde, o ehliyet sürelerinin dolmasından sonra tabii ki. Psikoteknik de olmadığı yere de sanırım Sağlık Bakanlığı ilimizde, ben basından takip ettiğim kadarıyla, bir kurs açmış. O kurstan alacakları sağlıklı bir rapor sonucu ancak, ki bu kurstan rapor almak da o kadar kolay değil. Ama ancak bunları tamamlayan sürücüler tekrar ehliyetlerini alabilir. O da sürenin dolmasından sonra şüphesiz. Ancak tekrar ediyorum, alkolik olarak araç kullanıp hem başkalarının hem kendilerinin hayatını tehlikeye atmaktansa, hem ekmeklerinden olacaklarına, araç başındayken alkol almamanın en sağlıklı, en güvenli araç sürücülük olduğuna inanıyorum.